Merhaba sevgili öğrenciler, ben Gündoğdu Koleji'nden Gözde Öğretmen. Bugün sizlerle fen bilimleri 3. sınıf konumuzdan canlılar dünyasının yolculukta daha önce anlattığım bir konu. Doğal ve yapay çevre daha önce anlatmıştık ama bugün daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Hadi hep beraber başlayalım. Ben ve çevrem konusu. Çevremi tanıyorum. Yaşadığımız yer bir köy, küçük bir ilçe ya da büyük bir kalabalık bir il olabilir. Hangisi olursa olsun yaşadığımız bu çevreyi diğer canlılarla paylaşırız. Bu ortamda tüm canlıların etkileşim içinde olduğu güneş ışığı, toprak, hava ve su çevrenin cansız unsurlarıdır. Çevre canlıyı kuşatan ve etkileyen her şeydir. Çevremizdeki varlıklarla etkileşim halinde yaşarız. Birçok ihtiyacımızı bu varlıklardan yararlanarak karşılarız. Evet, ne söyledik? Çevrede canlı ve cansız unsurlar var. Çevremizdeki varlıklarla etkileşim halinde yaşarız. Birçok ihtiyacımızı da bu varlıklardan yararlanarak karşıladığımızı söyledik. Şimdi evimiz, barındığımız, yemek, uyku ve banyo gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Burada ailemiz ile birlikte yaşarız. Okul ise eğitim ihtiyacımızı karşıladığımız yerdir. Burada öğretmenlerimiz, okul idarecileri, temizlik görevlileri ve arkadaşlarımız bulunur. Hastalandığımızda gerekli tedaviyi görmek için sağlık ocaklarına, polikliniklere veya hastanelere gideriz. Bu kuruluşlarda doktor, hemşire gibi sağlık personeli bulunur. Bakkallar, marketler, gıda ihtiyacımızı karşılamak için alışveriş yaptığımız yerlerdir. Burada alışveriş yaparken bizlere yardımcı olan kişiler vardır. Evet, neden bahsettik? Şimdi evimizden bahsettik. Evimizde barındığımız, değil mi? Yemek yediğimiz, uyuduğumuz, banyo gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerlerdir dedik. Burada ailemizle birlikte yaşıyoruz dedik. Okul ise bizim eğitim ihtiyacımızı karşılıyordu. Şimdi hastalandığımızda gerekli tedaviyi görmek için gittiğimiz yerlerde bizim tabii ki sağlık ihtiyacımızı karşılıyor. Çevremizi temiz tutalım. Evimiz, sokağımız, okulumuz, oyun oynadığımız bahçe ya da park yaşadığımız çevrenin birer parçasıdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel koşullarından biri temiz bir çevrede yaşamaktır. Çevre temizliğinin sağlanması ve sürdürülmesi insan haklarından biridir. Çevremizin temiz ve sağlıklı olması bizim elimizdedir. Çevremizin temiz kalması için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Çevreye çöp atan insanları nazikçe uyarmalıyız. Çevreyi temiz tutmanın vatandaşlık görevi olduğunu unutmamalıyız. O zaman ne dedik çevremizi temiz tutalım konumuzda? Bir kere sağlıklı bir yaşam sürmemiz için ilk temel koşul temiz bir çevrede yaşamak. Ne yapmalıyız? Yani bizim elimizde olduğu için temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak. Bir kere çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Çevreye çöp atan insanları nazikçe uyarmalıyız. Ve bunun vatandaşlık görevi olduğunu unutmamalıyız. Geri dönüşümle tekrar kullanılabilen atıklar evsel atıklardan ayrılmalıdır. Meyve ve sebze kabukları evsel atıklardan bazılarıdır. Cam, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları ise geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm, atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesidir. O yüzden biz ne dedik az önce? Çevreyi temiz ve sağlıklı olması bizim elimizde dedik. Çöplerimizi çöp kutusuna atarken tekrar geri dönüşebilen maddeleri ne yapmamız lazım? Ayrı atmamız lazım. Bunlar neler olabilir? Cam, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları geri dönüştürülebilir. Bu yüzden geri dönüşüm neydi? Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesiydi.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de faaliyet gösteren, çevreyi ve doğal yaşamı korumayı amaçlayan sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan biri olan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, yani TÜÇEV, genel ağ sitesini ziyaret edelim. Evet, sizler de merak ediyorsanız TÜÇEV'in genel ağ sitesini ziyaret edip bilgi edinebilirsiniz. Evet, şimdi çevremizden bahsettik. Doğal ve yapay çevre konumuz. Bazı canlılar yerleşim yerlerinin bulunmadığı ıssız ve uzak sahillerde doğal yaşamlarını sürdürür. Örneğin bazı kuşlar kıyıdaki kayalıklara yuva yapar, besinlerini bu ortamdan sağlar. Kayalıklara tutunmuş yengeçler ve kıyıdaki bitkiler de bu ortamda yaşayan canlılardır. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış ve bu gibi yerler doğal çevredir. Şimdi çevremizin öneminden bahsettik. Çevremizi temiz tutmayı anlattık. Çevremizin ikiye ayrıldığını, yani doğal ve yapay çevre olduğundan bahsettik. Yapay çevreyi bahsetmeden önce doğal çevre neydi? İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış yerler doğal çevre olarak geçiyordu. Ormanlar, çayırlar, kutuplar, çöller, okyanuslar ve göller yeryüzünün doğal yaşam ortamlarından bazılarıdır. Bu yerler insan etkisinden korunduğu sürece doğal çevre olma özelliğini sürdürecektir. Doğal anıtlar doğal çevrenin bir parçasıdır. Doğal anıtlar, yer kabuğunun oluşumu sırasında meydana gelen mağara, şelale, travertenler, peri bacaları gibi yeryüzü şekilleridir. Nevşehir'de bulunan peri bacaları, Denizli'de bulunan Pamukkale travertenleri, Antalya'da bulunan Damlataş mağarası ülkemizdeki doğal anıtlardandır. Mini parklar birçok canlının doğal yaşam alanı olan ve koruma altına alan doğal çevrelerdir. İnsanlar turistik gezi yapmak, burada yaşayan canlılar hakkında bilgi sahibi olmak ve eğlenmek gibi birçok amaç için milli parkları ziyaret ederler. Şimdi çevrenin ikiye ayrıldığından bahsettik. Doğal çevreyi anlatırken insan eli değmemiş yerler doğal çevredir dedik. Bunların içerisinde ormanlar, çayırlar, kutuplar, çöller, okyanus ve göller gibi yerlerin doğal çevreyi oluşturduğundan bahsettik. Bunun içerisinde doğal anıtlar da, değil mi? Doğal çevrenin bir parçası dedik. Yani doğal anıtlar da sorularda sorulabiliyor. Doğal anıt neydi? Yer kabuğunun oluşumun sırasında meydana gelen mağara, şelale, traverten, peri bacaları gibi yeryüzü şekilleri doğal anıtlar oluyor. Milli parklarda birçok canlının doğal yaşam alanı olan yerlerden bir tanesi. Bunda da insanlar turistik gezi yapabiliyor. Burada yaşayan canlılar hakkında bilgi sahibi olup eğlenebiliyorlar. Rize'deki Kaçkar Dağı Milli Parkı, Muğla'daki Saklıkent Milli Parkı, Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı ülkemizin milli parklarına örnektir. Evet, şimdi ikinci çevre çeşidimiz olan yapay çevreden bahsedeceğiz. Yerleşim yerleri olan köyler, şehirler, buradaki binalar, park ve bahçeler yapay çevredir. Yapay çevre insan etkisiyle oluşturulmuş ya da değişikliğe uğratılmış yerlerdir. Yollar, evler, fabrikalar, havaalanları, limanlar doğal çevrenin değişmesine neden olur. Bu tür yapılar meydana getirilirken doğal çevreye zarar verilmemelidir. Evet, yapay çevreden kısaca tekrar bir söz edelim. Ne dedik? İnsan eli değdiği zaman yapay çevre oluyor. Yapay çevrede de değişikliğe uğratılan yerler oluyor. Örneğin yollar, evler, fabrikalar, havaalanı, değil mi? Bunlar doğal çevrenin değişmesine neden oluyor. Bu gibi yerleri yaparken doğal çevreye zarar vermememiz gerekiyor. Peki doğal ve yapay çevrenin farkları nelerdir? Doğal ve yapay çevre arasında bazı farklar vardır. Doğal çevre kendiliğinden oluşurken yapay çevre insanlar tarafından oluşturulur. Doğal çevrenin oluşum süresi uzun zaman alırken yapay çevrenin oluşturma süreci daha kısadır. Doğal çevrede yaşayan canlılar beslenme gibi ihtiyaçlarını çevreden karşılar. Yapay çevre içine yerleştirilen hayvanların ihtiyaçlarını ise insanlar tarafından karşılanması gerekir. Örneğin bir balık
doğal yaşamı olan akarsudan, göl veya denizden besin ihtiyacını karşılar. Akvaryumdaki bir balığın ise yaşamını devam ettirmesi için insanlar tarafından beslenmesi gerekir. Evet, doğal çevre neden önemli? Ormanlar doğal çevrenin en değerli alanlarındandır. Çünkü ormanda birçok bitki ve hayvan yaşar. Ağaçlar çeşitli hayvanların barındığı yerlerdir. Bu hayvanlar ormanda ihtiyaçları olan besinleri bulabilir ve yaşamını sürdürebilir. Ağaçlar kökleriyle toprağa tutunur ve toprağı korur. Ormanlar yok edildiğinde yağmur ve rüzgar toprağın yüzeyini aşındırır. Bu durum yeryüzünün çoraklaşmasına neden olur. Oysa toprak bitkiler için gerekli maddeleri içerir. Toprak verimsizleşirse bitki yetişmez. Ormanlar dünyanın oksijen üreticileridir. Ağaçlar ve diğer bitkiler besin üretebilmek için ihtiyaçları olan karbondioksiti yapraklarıyla havadan alır. Ürettiği oksijeni havaya verir. Oksijen, yeryüzünde hemen hemen tüm canlıların yaşamak için gerek duyduğu gaz maddedir. Hava, su, toprak ve canlılar yeryüzünde yaşamın devamı için gerekli olan doğal kaynaklardır. Bu nedenle doğal çevre korunmalıdır. Ormanlar dışında göller, denizler, milli parklar ve doğal anıtlar birçok canlının yaşam alanıdır. Örneğin Balıkesir'de bulunan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda 266 kuş türü yaşamaktadır. Doğal çevrede yaşayan canlıların yaşamlarını devam ettirmesi doğal çevrenin korunmasıyla gerçekleşir. Evet, bizim için doğal çevrenin öneminden bahsettik. Peki canlılar için, insanlar için bu derece önemli olan doğal çevreyi nasıl koruyabiliriz? İnsanlar diğer canlılara göre çevreyi daha çok etkiler. Örneğin yerleşim alanı açmak için ağaçları kesmek doğaya zarar verir. Şehirler ve yollar planlanırken doğaya verebilecek zarar öngörülmelidir. Doğru uygulamalarla doğal çevre korunmalıdır. Yakın çevremizin ağaçlandırılmasına katkı sağlayabiliriz. Bahçemize ağaç dikebilir, doğal kaynakların artışına yardımcı olabiliriz. İnsanların bazı faaliyetleri bitki ve hayvanların doğal yaşam alanlarını bozar. Bu nedenle günümüzde birçok bitki ve hayvan çeşidi yok olma tehdidi altındadır. Örneğin avlanma ve yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi sonucunda vaşakların yeryüzündeki sayıları azalmıştır. Suya, toprağa, havaya karışan zararlı maddeler kirlilik meydana getirir. Otomobillerde kullanılan yakıtlar havayı, çöpler de toprağı ve suyu kirletir. Yakın çevremizi temiz tutarak ve atıkları ayrıştırarak kirliliği önleyebiliriz. Seyahatlerimizde araba ya da uçak yerine tercih olarak treni kullanabiliriz. Çünkü trenler daha az kirliliğe neden olur. Okulumuz ya da gideceğimiz yer yakınsa bu yerlere yürüyebiliriz. Gerekli önlemleri alarak bisikletle ulaşım sağlayabiliriz. Üstelik yürümek ve bisiklete binmek sağlığımız için de yararlıdır. Geri dönüşümü önemsemeli ve çöplerin ayrıştırılmasına katkı sağlamalıyız. Bunun için okul ve iş yerlerinde geri dönüşüm kutuları bulunmalıdır. Evlerde geri dönüşebilen atıkları bu kutularda biriktirmeli ve bu atıkları belediyeler tarafından hazırlanmış atık kutularına bırakmalıyız. Piller toprağı kirleten zararlı maddeler içerir. Bitmiş pilleri çöpe atmamalı, atık pil kutularına bırakmalıyız. Şarj edilebilen pilleri kullanmak daha az atık pil oluşmasını sağlar.
Evlerde oluşan atık yağlar lavaboya döküldüğünde kanalizasyona karışır ve suları kirletir. Bu yüzden atık yağı toplayan işletmelere ulaştırmalıyız. Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanmalıyız. Çünkü doğaya bırakılan naylon poşetler suyu ve toprağı kirletir. Ayrıca naylon poşetler doğada uzun süre parçalanamaz. Ormanlık alanlarda veya piknik bölgelerinde söndürülemeyen ateşler orman yangınlarına neden olmaktadır. Ayrıca piknik alanlarında çevreye atılan çöpler çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır. Araba egzozlarından çıkan dumanlar havayı kirletir. Arabaların periyodik olarak egzoz muayeneleri yapılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır. Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerle çevre konusunu işledik. Doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayrıldık. Bunların neler olduğunu öğrendik ve nasıl korunmamız gerektiğini öğrendik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.